Sağlık Bakanlığı'nca yapılan düzenleme ile daha etkin hizmet sunulabilmesi için aile hekimi başına düşen nüfus 4000'den 3500'e indirildi. Lohusa izlemleri de hamile, bebek, çocuk izlemlerinde olduğu gibi aile hekimlerinin yakın takip etmesi gereken kriterler arasına alındı. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek, çocuk izlemeleri gibi kıstaslara lohusalık izlemi de eklendi. Aile hekimlerinin bu alanda yaptığı çalışmalar koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri olarak tanımlandı. Böylelikle lohusa izlemleri de hamile, bebek, çocuk izlemlerinde olduğu gibi aile hekimlerinin yakın takip etmesi gereken kriterler arasında alınmış oldu. Yönetmelikte aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda aile hekimi başına düşen nüfus 4000'den 3500'e indirildi. Nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişilerle yeni doğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemeleri ilişkin kat sayılarda da artış yapıldı. Yönetmelikte kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemelerde yer aldı. Bu çerçevede aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, Aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi. Yönetmelik 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.